Herkese iyi akşamlar. Hakan sana da iyi akşamlar. İnşallah hepiniz iyisinizdir. 2016 1 Haziran ve Genç Grup 1. dersindeyiz. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi 1. 2. dönemi bitirdik. Genç grup olarak bir araya gelmiştik. Ve şimdi bu yılın sonuna kadar genç grup dersleri yapacağız. Kabinde bildiğiniz gibi genç grup derslerinden sonra ana grup formatında devam edeceğiz. Tamam mı? Ana grup, genç grup şeklinde devam edeceğiz. Okey. Herhangi bir soru var mı internetten? Şeyden, e-posta ile. Maile gelen sorularımız var. Karabük'ten Kamil Bey'in sorusu. 20 Mayıs 2016 sabah dersinde kaleme alınan Rav, benim yanımda tam yanı başımda bana her şeyi dikte eden ve her şeyi benim için organize eden biri vardır. O benden öncedir ve bana doğum verendir. Beni geliştirir ve beni öldürür. İşte ben onu ve bu üst mekanizmayı bilmek istiyorum. Ona yaratıcı deriz. Kabalistlerin keşfettiği de bu üst yönetimdir. Şimdiye kadar yanılmıyorsam Rav'dan pek bu tür bir anlatım tarzı duymamıştım. Ve bunu hiyerarşik yönetim mekanizması gibi algıladım, doğru mu demiş. Önce bir hazırlık yazısı okuyalım. Ve akabinde sorunuza cevap verelim. Ondan başkası yok. Niyetler kitabı, kalpteki nokta kitabından. Tamam mı? Kalpteki nokta sayfa 23, ondan başkası yok. Kısa bir paragraf. Ümit ediyorum ki sizler dersten önce kendinizi hazırlamışsınızdır bizler gibi. Ama yine de bir şey okuyalım. Düşünün yeni doğmuş bir bebek. Kendisinin tamamıyla koruma altında olduğunu hissediyor. Birisi onun her türlü ihtiyacını karşılayıp onu daima sevgi ve şefkatle sarıyor. Bu kişinin tam olarak kim olduğunu bilmiyor fakat kendisine çok yakın olduğunu hissediyor. Tamamıyla onun kontrolünde oluyor. Yüce olan Yaradan'ın yarattıklarından talebi bu koşulun anlamını hissedebilmek. Kamil abinin sorusuna da cevap oldu sanıyorum. Ama istersen tekrar bir oku, üzerinden geçelim. Balıkesir'den Ayşegül Hanım'ın sorusu. Yok, Kamil abinin sorusu. Tekrar mı üstünden geçeyim? 20 Mayıs 2016 sabah dersinde kaleme alınan Rav, benim yanımda tam yanı başımda bana her şeyi dikte eden ve her şeyi benim için organize eden biri vardır. O benden öncedir ve bana doğum verendir. Beni geliştirir ve beni öldürür. İşte ben onu ve bu üst mekanizmayı bilmek istiyorum. Ona yaratıcı deriz. Kabalistlerin keşfettiği de bu üst yönetimdir. Şimdiye kadar yanılmıyorsam Rav'dan pek bu tür bir anlatım tarzı duymamıştım. Ve bunu hiyerarşik yönetim mekanizması gibi algıladım, doğru mu? Yani hiyerarşik derken sadece bir yönetici var. O da Yaradan. Tamam, zaten yaratılışta bir Yaradan var, bir de biz varız. Ve Yaradan da biliyorsunuz sistemi kurarken tüm yaratılışı baştan sona ilk safhada kurdu. Yani mükemmellik içinde kurdu. Hani birinci, ikinci, üçüncü safhalar modelimiz var biliyorsunuz. O yüzden tüm sistem zaten baştan kuruldu. Burada kişinin sadece karar vereceği bir tek şey var. Kişisel katılımım bu mekanizmanın içinde olacak mı, yoksa ben akıntısıyla mı gideceğim? Her halükarda bir kişisel katılım olmak zorunda olacak. Minimal de olsa herkes için dünyada. Ama önemli olan burada kalpteki noktası uyanan kişi. Kalpteki noktası uyandıysa kişi kendisini grupla, dostlarla nasıl güçlendireceği. Bizim için önemli olan faktör o. Kişi bunu yaptığı zaman üst yönetimle Yaradan'la birlikte yürür. O ana kadar, beraber Yaradan'la yürüyene kadar, o safa başlayana kadar kişi tümüyle maneviyatın basamaklarının kontrolü altında. Bir üst safası her şeyi kontrol ediyor. Onun üzerine çıkınca bir üst safa her şeyi kontrol ediyor. Evet. Balıkesir'den Ayşegül Hanım'ın sorusu. Sevgi gücü dersinde dostlara olan yaklaşımdan bahsedildi. Kötü hisleri ifşa etmememiz gerekiyor. Rahatsızlık vermememiz gerekiyor. Kötü hisleri içimizde ifşa edebiliriz. Dışarıya ifşa etmiyoruz. Bizler kötü hisleri içimizde ifşa edeceğiz, o şüphesiz. Kabadan birçok insanın kaçmasının nedeni İçinde kötü bir his uyandığı için. Hemen çünkü sanıyorlar ki maneviyata böyle fıstık mıstık bir şeyler çalışacağız, böyle kendimizi iyi hissedeceğiz, rahat hissedeceğiz falan, yok öyle bir şey.
hayatta rahat hissetmiyoruz kendimizi. Hayat bizi zaten rahat bırakmıyor. Maneviyatta da aynı şekilde. Sadece kişi ilk geldiği zamanlarda kendisini iyi hisseder. Ondan sonra grupla birlikte olursak iyi. Yoksa yokuş aşağı, frenleri patlamış kamyon gibi. O yüzden maneviyatta kabağa çalışırken kötülüğün ifşası içimizde ama bunu sevgiyle, mutlulukla örtebilmenin bir yolu var. Onu beraber yapmamız lazım. Dışarıya sadece kötülüğü ifşa etmiyoruz. Çünkü kötülüğümüzün ifşası iç çalışmamız. Kişisel değerlendirmem. Sorunun devamı nedir? Peki manevi çalışma dışında bunu günlük hayatımda kullansam, 5S'i ne bileyim çalışma arkadaşlarıma da yönlendirsem ama bunu içsel olarak ifşa etmeden yaradan niyetiyle yapsam benim çabalarımı hızlandırır mı? Çabalarınızı hızlandırmaz. Tam tersine dışarıdaki arkadaşlarınız sizin kafayı yediğinizi düşünürler. O yüzden manevi çalışmayı dışarıdaki insanlarla yapmıyoruz. Çünkü kişinin bu tür bir çalışmayı yapması için aynı insanlar arasında karşılıklı tekamül olması lazım. Tekli taraf ise, platonik bir şey ise yüzünüzde patlar. O yüzden dışarıda diğer insanlara normal nasıl davranıyorsan o şekilde davranacaksın. Manevi çalışma sadece dostlar arasında olan bir şey. Grup içinde sadece. Evet. Yoksa hiç adam olma çabasına girmeden bilinçsizce yaşamaya devam etmek daha mı hayırlı olur diye sorusunu bitirmiş. Bilinçsizce yaşamıyorsun ki. Şu anda bile bu soruyu sorman derslerden ne kadar çok şey aldığını gösteriyor. Alacak daha çok şey var o şüphesiz. Ama dostlara yaklaşım 5'se bunu dışarıda yapabilir miyim, yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım? Bu tür şeylerin bile içinizde uyanması. Bunlar güzel şeyler. Kişinin ilerlediğinin göstergesi bunlar yani. Tamam. O yüzden bilinçsizce niye yaşayacaksınız ki? Güzel güzel ilerliyoruz hep beraber derslerde. İlerlemek varken dünyevi hayatınıza yani geri dönüp çalışmayı bırakıp bilinçsizce ilerleyip ne olacak yani? Ölecek misiniz o şekilde? Bir kedi gibi ya da ne bileyim uçan bir kuş gibi. Ormandaki herhangi bir hayvan gibi. Kişi maneviyat çalışmaya geldiyse, siz Balıkesir'desiniz. Diyelim orada kimse yok. Tamam. Ne yapacaksınız? Sanal ortamda devam edeceksiniz. Haftada iki kere geleceksiniz, dinleyeceksiniz. Diğer boş günlerinizde bir şeyler yapacaksınız, okuyacaksınız. Yine ders dinleyeceksiniz, başka bir ders dinleyeceksiniz. Elinizden geldiğince çaba sarf edeceksiniz. Başı boş bırakmayın. Yerden insanı getirdiyse kişi bunun biraz değerini bilmeli. Herkes getirmiyor görüyorsunuz. Evet. Sorularımız bu kadar. Okay. Şimdi arkadaşlar bakın. Bizler birinci dönemde, ikinci dönemde yaratanın aramızdaki belli bir ilişkide ifşa olmasından bahsettik. Ki bu kalpteki noktalara endeksli bir sistem. Mekanizma. O yüzden kalpteki noktası olmayan insanlarla dışarıda bu çalışmayı yapmıyoruz. Manevi çalışma sadece kalpteki noktalar arasında, bedenlerimiz arasında bile değil. Bu yüzden sadece grup içerisinde bu çalışmayı yapıyoruz. Ve bizler de grup içerisinde arzularımızı yani yaratana ihsan etme, birbirimize ihsan etmekten yaratana ihsan etmeye gelme arzularımızı birleştirmekten bir kab inşa ediyoruz. Ve saran ışık dediğimiz bir güç çekiyoruz. Yani her kim yaratılışın amacı olan yaratana insana ihsan etmekten yaradana ihsan etmeye gelmeyi arzulayan bir kişi ne yapar? Kalpteki noktası üzerine ışık çeker. Kalpteki noktamız ne? Ne diyor yaradan? Ben hepinize kendimden bir parça verdim diyor. Tamam? O parça. Bizim de bu parçayı canlı tutmamız lazım. Bu kıvılcım sürekli parlamalı. Diğer kıvılcımlarla bir olup ateş olmalı ki sevginin ateşi dediğimiz şeyi oluşturalım. Böyle bir ateş oluşturursak aramızda yaradanın sıcaklığını, yaradanın bize yaklaşımını hissederiz. Yapmamız gereken çalışma dostların arasında manevi çalışma da bu. O yüzden maneviyatın en büyük kuralı Akiva'nın, Rav Akiva'nın, Kabalist Akiva'nın dediği gibi ne?
dostunu kendin gibi sev prensibi. Şimdi bizler pazartesi günü Rabaş'ın ilk makalesinden bir bölüm okuduk. Hatta açın Rabaş kitaplarınızı. Sosyal yazıları. Not defterleriniz de yanınızda olsun. Toplumun amacı birden başlamıştık ve orada ilk paragraftan bahsettik. Tamam mı? Neden bir araya geldiğimiz. Hepimizin kafasında neden bir araya geldiğimiz sürekli canlı tutulacak. Hiçbir arkadaş yaratılışa olan amacı unutmayacak. Ve birbirimize unutturmayacağız. Neden bir arada olduğumuzu hiçbir zaman unutturmayacağız. Yoksa sosyal bir grup olursunuz. Tamam mı? Cici topluluklar var hani dışarıda. Onlar gibi olursunuz. Bizim işimiz cici topluluk falan olmak değil. Bizim işimiz Yaradan'a ihsan etmek. Bu dünyada yaşarken Yaradan'ı ifşa etmek. O yüzden grup hiçbir zaman amacını unutmayacak. Niyeti unutturmayacak birbirine. Ve bizler Bağlı Sılam'ın metodunu ve yolunu izlemeyi arzulayanlarla bir grup oluşturmak için bir araya geldik ki insan seviyesinin basamaklarında yükselelim ve hayvan derecesinde kalmayalım. Bugün ikinci okuyacağımız makale de Toplumun Amacı 2. 6. sayfada. Önümüzdeki derslerin hepsi sanıyorum bakayım kaç tane var. 14, 15, 16 sanıyorum 14 ders var. 2, 3, 4, 5, 6 tane seçenekli var. Tamam bakacağız. 14 ders yapacağız. Bu 14 ders grubu nasıl inşa edeceğimizle ilgili. Çünkü size şöyle söyleyeyim. Manevi çalışmada esas olan şey dostlar. O yüzden grubu nasıl inşa edeceğimizi öğreneceğiz beraber. Ek olarak da bu dersleri bitirdikten sonra ki 14 ders hemen 1,5 ayda bitiririz bunları. Yılın geriye kalan kısmı da Bağlı Sulam, biraz Ptiha, Rabaş hepsinden biraz harmanlayacağız. Tamam. Sorularınız varsa her zaman gibi internetten sorabilirsiniz. Toplumun Amacı 2, 6. sayfa Rabaş Sosyal Makaleler. Not defterleriniz yanınızda olsun. Ben okuyorum. Toplumun Amacı 2 makale. No 1 bölüm 2 1984. İnsan eylemin kendine yarar sağlayacağını göremediği, kendini sevmek denen kli ile yaratıldığından en ufak bir hareketi yapmak için bile motivasyonu yoktur. İnsanın kendini iptal etmeden yaradanla bütünleşmek, elde etmesi yani form eşitliğine gelmesi mümkün değildir. Dvekut dediğimiz şey. Tekrar okuyalım birinci paragraf. Anlamadığınız her şeyi sorun. İnsan, eylemin kendine yarar sağlayacağını göremediği, kendini sevmek denen kab ile yaratıldığından, arzu ile yaratıldığından, en ufak bir hareketi yapmak için bile motivasyonu yoktur. Yani kendi menfaatim için değilse en ufak bir hareketi yapmam mümkün değil. Şu elimi böyle yaptığım zaman bile bir rahatlık hissediyorum o yüzden. İnsanın kendini iptal etmeden, yerdanla dvekut yani yerden tutunmak, yerdanla bütünleşmek denilen koşulu elde etmesi yani form eşitliğine gelmesi mümkün değildir. İnsanın yaratılma amacının gerçekleşmesini engelleyen kötü eğilim dediğimiz alma arzusunu iptal etmek için beraberce çalışıp büyük bir güç oluşturacak bir topluluğa ihtiyaç duyuyoruz. Yani kendi başımıza bunu yapamayız diyor Rabaş. Denemesi bedava. İsteyen varsa buyursun. Bizimle değil tabii. Bu nedenle grup bu amacı başarmaları gerektiğine oy birliğiyle hemfikir olan bireylerden oluşmalıdır.
tekrar okuyalım. Bu nedenle grup bu amacı başarmaları gerektiğine oy birliğiyle hemfikir olan bireylerden oluşmalıdır. Sonra herkes herkese entegre olduğundan her biri kendine karşı mücadele edebilecek tek büyük bir güç haline gelir. Bu nedenle her biri amacı başarmak için büyük bir arzu oluşturur. Tekrar okuyorum orayı. Bu nedenle grup bu amacı başarmaları gerektiğine oy birliğiyle hemfikir olan bireylerden oluşmalıdır. Bu hepimiz için demek. Şimdi biz grup dersleri çalışıyoruz. Grubu nasıl inşa edeceğiz diye bir grup ders çalışacağız. Grup herkesin bu şekilde davranmasıyla inşa edilir. Sonra herkes herkese entegre olduğundan, her biri kendine karşı mücadele edebilecek tek büyük bir güç haline gelir. Bu nedenle her biri amacı başarmak için büyük bir arzu oluşturur. Sadece hep beraber çalışırsak, amaca ulaşmak için büyük bir arzumuz olur. Eğer kişi bunu tek başına yapmaya kalkarsa, yolda ilerleyemez. Zaten yolda ilerleyecek gücü kalmaz. Doğru çalışma fırsatı da olmaz. Kime kendisini pasifize edecek? Biraz önce Balıkesir'den Ayşegül mü sormuştu? Evet. Ne diyor? Dışarıdaki arkadaşlara bunu yapsam olur mu? Yok, kanınızı emerler çünkü. Gidin dışarıdaki insanlara hisse atmaya çalışın. Ne yapacaklar? Kanınızı emecekler. O diyecekler ki saf birini bulduk. Tamam. O yüzden manevi çalışma hep topluluk, grup içerisinde olmak. Birbirine entegre olmak için herkes diğerlerinin önünde kendini iptal etmelidir. Bu her birinin dostlarının hatalarını değil, onların erdemliğini görmesiyle başarılabilir. Fakat dostlarından biraz daha yüksek olduğunu düşünen kişi artık onlarla birleşemez. Burada birkaç konu var. Bir dost kim? Not alın defterinize. Makaleye çalışıyorsunuz. Çünkü şimdi hepimiz beraber çalışıyoruz ama daha dost değiliz. Öyle olmak gibi bir arzumuz var. Ama öncelikle ne diyor burada? Hep beraber oy birliğiyle hemfikir olan bireylerden oluşmalıdır diyor grup. Hep beraber hemfikir olduk mu? Öyle bir anlaşma var mı aramızda? Aramızda arvut, karşılıklı sorumluluk dediğimiz birbirimize kefil olmak gibi bir anlaşma yaptık mı? Oy birliğiyle böyle bir durum var mı? Ben henüz görmedim. Dolayısıyla herkes böyle bir koşulla hemfikir olursa olabiliriz diyor. Herkes hemfikir olursa grup olmaya adaylar. Hala dost değiller. Grup olmaya adaylar. Ama birbirlerine dostmuş gibi yaklaşmak denilen bir oyunu oynayacaklar. Dolayısıyla birbirine entegre olmak için herkes diğerlerinin önünde kendini iptal etmelidir. Yani kişi kendi ben sıfırım diyecek. Bu her birinin dostlarının hatalarını değil onların erdemliğini görmesiyle başarılabilir. Bunu da altını çizin, notunuzu tutun. Gerçi unutacaksınız yarın. Ama en azından bir üstünden geçmiş olduk. Dolayısıyla her birimiz grupta, daha doğrusu her biriniz grupta dostların hatalarını değil, onların erdemliğini görmesiyle başarabilirsiniz diyor. Kendinizi iptal etmek ancak diğerlerini yüce görerek olur. Fakat dostlarından biraz daha yüksek olduğunu düşünen kişi artık onlarla birleşemez. Dolayısıyla bu tür insanlar da genelde grupta kalmaz ve kalmamaları da hayırlıdır. Sıkıntı yok. Tamam. O yüzden maneviyata çok insan gelir, çok insan gider. Sadece 1000 kişiden biri kalır derler. Birçok kere bunu söyledim, yine söylüyorum. Kulağınıza küpe olsun diye. Okay. 1000 kişi gelir, 1 kişi kalır. Başka ne diyor?
Ayrıca toplantı sırasında niyeti kaybetmemek için ciddi kalmak önemlidir. Yani hepimiz şu anda bir toplantıdayız, bir dersteyiz. Hepimizin niyetine hemen geliyoruz bir önceki makaleye. Neymiş niyetimiz? Burada bağlı sulamın metodunu ve yolunu izlemeye arzulayanla beraber insan derecesine yükselip bir hayvan gibi kalmamak için bir grup oluşturmak üzere bir araya geldik. Yani insan olmak için. İnsan ne demek? İnsan yaradana benzeyene denilir. Yani yaradan gibi ihsan edene insan denir. O yüzden dışarıda iki ayağı üzerinde yürüyen insan dediğimiz varlıklardan bahsetmiyoruz. Yani tavuklar da, civcivler de, horozlar da iki ayağı üzerinde yürüyor. O yüzden iki ayağı üzerinde başı dik yürümek demek ki kişi insan yapmıyormuş. İnsan derecesinde yükselmek demek, yaradan gibi ihsan etmekle yükselmek demek. Dolayısıyla niyetimiz bu. Yüce bir şey olan alçak gönüllülükle yürüyen kişi ciddiyete alışmalıdır. Fakat gerçekte onların kalplerinde bir ateş yanar. Dolayısıyla ciddiyet kalbimdeki olan ateşte. Yüzümde yani kaşları çatık, limon yüzlü olarak dolanmıyorum ciddiyet göstermek için. Ciddiyet kişinin kalbinde demek. Tamam. Ancak toplantısı, yani dolayısıyla niyet de içimde. Niyetimi de sürekli içimde tutuyorum ve sürekli içimde bunu güncel tutuyorum. Sürekli aklımda neden buradayım, niye dostlarla beraberim, neden kabala çalışıyorum, hayatımda ne elde etmek istiyorum. Hep kalbimde, kafamda bunu tutmak ciddiyet. Dolayısıyla içsel bir koşul ciddiyet dediği şey. Ancak toplantı sırasında kişi toplantının amacını bozan sözleri dinlemekten ve eylemleri izlemekten sakınmalıdır ki böyle yaparak yaradanlığı ve kutu başarırlar. Yani her birimiz saçma sapan şeylerden bahsetmeyeceğiz. Saçma sapan davranışlarda bulunmayacağız. Ve her birimiz bu tür şeyleri görmekten kendimizi alıkoyarsak, başkaları yapıyor olsa bile ne yaparız? Yaratanla bütünleşmeye gelebiliriz diyor. Dvekut'a ilişkin olarak Matantora makalesine bakabilirsiniz. Fakat kişi dostlarıyla birlikte Matantora dediği makale burada. Bu sayfayı bulur musun bana bir zahmet, Matantora? Fakat kişi dostlarıyla birlikte, orada yaradanın ifşası olarak da geçiyor olabilir. Fakat kişi dostlarıyla birlikte olmadığı zaman kalbindeki niyeti göstermemek ve diğer herkes gibi görünmek en iyisidir. Biraz önce Ayşegül Hanım'ın sorusuna cevap bakın makalede. Ne diyor? Fakat kişi dostlarıyla birlikte olmadığı zaman dışarıdaki hayatında kalbindeki niyeti göstermemek ve diğer herkes gibi görünmek en iyisidir. Yaradan'ın da alçak gönüllülükle yürü sözlerinin anlamı budur. Yani dışarıya yansıtmıyorum hiç. Dışarıdan bana sanki onlardanmışım gibi gözüküyorum. Tamam mı? Onlara. Buna ilgili daha yüce yorumlar olsa da basit bir açıklama da önemlidir. Bu nedenle birleşen dostlar arasında eşitlik olması iyidir. Böylece kişi diğeri önünde kendini iptal edebilir. Eşitlik derken neden bahsediyor? Defterinize bir sorun yazın bakalım. Eşitlik, dostlar arasında eşit olmak ne demek? Neymiş eşitliğimiz? Bir öğrenelim. Ve ciddiyetsizlik her şeyi bozduğundan toplum içinde ciddiyetsizliğe izin verilmemeli ve dikkatli olunmalıdır. Bu yüzden aramızdayken dünyevi konulara, özel hayatımıza, şuraya buraya girmiyoruz, sokaktaki insanların cakcak ettiği konulara bulaşmıyoruz. Yani gruptayken diğer insanlarla ki muhabbetimiz nasılsa grupta öyle muhabbet etmiyoruz.
Fakat yukarıda bahsettiğimiz gibi bu içsel bir mesele olmalıdır. Yani ciddiyetsizliğe izin verilmemeli ve dikkat olunmalıdır. Yani içimde ciddiyetimi hep muhafaza ediyorum. Ancak orada bu toplumdan olmayan biri varsa hiçbir ciddiyet gösterilmemeli. Henüz gelmiş bu kişiyle eşitlik sağlanmalıdır. Yani diyelim iki kişi maneviyat çalışıyoruz. Üçüncüsü geldi, dışarıdan bir adam, bizimle çalışmıyor, gruptan değil. Ve biz de oturmuşuz beraber, atıyorum arkadaşlarla bir şey okuyoruz. O geldiği zaman kaldırıyoruz kitabı, bir şey okumuyoruz. O bize Fener maçından bahsediyor, biz de ona Fener maçından bahsediyoruz. Hiçbir şekilde maneviyatı dışarıdaki olan insanları yansıtmıyorsunuz. Onları ilgilendirmiyor. Diğer bir deyişle ciddi konulardan bahsetmekten sakınılmalı. Ciddi konu dediği şey sadece maneviyat. Geriye kalan şey bir kabalist için ciddi değil. Sadece davetsiz misafir denen henüz gelmiş kişiye uygun olan şeylerden bahsedilmelidir. Hepimiz dolayısıyla bu yaklaşımı sergilememiz lazım. Şimdi bu makaleden çok şey almış olmamız lazım. Tamam? Özellikle birkaç şeyin altını çizip size yazın not defterinize diyorum ama yani her paragrafta bir sürü inciler var alabileceğiniz. Bizler maneviyatta aravut denilen bir koşula gelmek istiyoruz. Aravut karşılıklı sorumluluk demek. Bu Matantora makalesi de bulamadım. Matantora'nın mesajı var 338'de. O değil, bir saniye şöyle yapalım. Bakalım Matantora'da ne diyecekmiş bize. Matantora'nın mesajı. Tamam, okey. Aravut'tan sonra gelen makale. 338 dediğin gibiymiş Hakan. 338'i açıyorsunuz. Matantora, Tora'nın verilmesi demek. Tora, sokak anlamıyla Tevrat diye geçer. Elbette biz Tevrat'tan bahsetmiyoruz. Birinci ve ikinci dönemden biliyorsunuz. Tora ışık demek ve kılavuz demek. İki kelimeden bir araya geliyor. Işık ve kılavuz. Yoksa Tevrat demek değil. Sadece sokaktaki dinciye göre Tevrat demek. Maneviyatta Tora ışık demek. O yüzden biz kimin Torasını çalışıyoruz? Bağla Sulam'ın ve Rabaş'ın. O yüzden bizim Toramız Bağla Sulam'ın ve Rabaş'ın yazıları. 338. Evet, Matantora'daki mesaj. İlk paragraftan okuyayım bakın. Bu üç makalede Matantora, manevi ilmin edinilmesi, verilişi. Acaba öyle mi yazdılar? Başlığı bir bakayım. Okey. Devam ediyorum. Matantora'daki mesaj, Kabala Bilimi kitabı sayfa 338, Bağlısı'nın makalelerinden. Makale çok önemli. Bu üç makalede Matantora, bağ dediğimiz aravut, bunu da yazın. Bağ demek karşılıklı sorumluluk, aravut. Ve barış. Bağlı İslam bize büyük bir toplumun yaratılışın amacını gerçekleştirme gerekliliğini öğretir. Bu üç makale demek ki büyük bir topluluğun yaratılışın amacını gerçekleştirme gerekliliğini öğretiyormuş. Gerekli olduğunu yani. Dünyadaki diğer insanlar olmadan tek bir kişinin amaçlarına
ulaşmayacağını ve sadece toplumsal birlik ve manevi çalışmanın bizi barış, bolluk ve insani potansiyelimizin gerçekleştirilmesiyle ödüllendirileceğini gösteriyor. Nereden görüyor bunu? Dünyevi hayattan görüyor. Dünyevi hayatımızda da yalnız olan birisi hatta bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Kendisine bile bakamaz. Tamam. Bugün süpermarkete iki gün yiyecek gelmesi iç savaş çıkar ülkede. Bağlı sulam maneviyatın ifşası madde 14'teki bölümde bizi arzulanan amaca getirebilecek en önemli şeyin insan ve insanı ilgilendiren kısım olduğunu yazıyor. Makalenin sonunda maneviyatın 613 kuralı dostunu kendin gibi sev kuralının etrafında döner diyerek karşılıklı sorumluluğu tüm ulusa yaymanın anlamını daha da derinleştiriyor. Ayrıca bu noktanın ulusun her bireyinin bunu yapmaya arzulu ve hazır olduğunda olanaklı olabileceğini söylüyor. Yani biraz önce Rabaş'ın dediği gibi ulus ne demek? Ulus dediği zaman ülkeden bahsetmiyor. Halk demek, ulus demek, grup demek. O yüzden grupta herkesin hem fikir olması lazım diyor Rabaş. Bize burada toplumun amacı 2'de 6. sayfada ne diyor? Bu nedenle grup bu amacı başarmaları gerektiğine oy birliğiyle hemfikir olan bireylerden oluşmalıdır. Yani 100 kişi isek 99 hemfikir olursa bir tanesi olmazsa bu iş olmaz. Ya onu şutlayacağız ya da kendi kendini paşa paşa ikna edecek. Burada da Bağlısı da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki dostunu kendin gibi sev kuralının etrafında dönüyormuş tüm maneviyatın kuralları. Diyerek karşılıklı sorumluluğu tüm ulusa yaymanın anlamını daha da derinleştiriyor. Ayrıca bu noktanın ulusun her bireyinin bunu yapmaya arzulu ve hazır olduğunda olanaklı olabileceğini söylüyor. Yani bir tane adam yüzünden hemfikir olmayan hiçbirimiz edinemeyiz. Arvut dediğimiz şey bu kadar ciddi bir şey. O yüzden maneviyatta kimse ikna edilmez. Gelen gelir, giden gider, bizi ilgilendirmiyor. Kalacak adam net olmalı. Var mı soru? Evet, sorularımız var. Adana'dan Asena Hanım'ın sorusu. İşin özü niyet fakat grup faaliyetleri alışkanlık haline geldiğinde sanki amacımızı unutmuş gibi hissediyorum. Bu amacı kendime sürekli hatırlatmak için tavsiyeniz nedir? Sürekli grup içerisinde olmak ve boş durmamak. Tamam. Şimdi rutin olması zor. Bizim en kötü şey rutin olması işlerin. Eğer rutin oluyorsa dinciler gibi olursunuz. Rutin olmayacak işler. O yüzden grupta sürekli sıkıntılar yaşıyoruz. Bu çok iyi bir şey. O yüzden yaradan sağ olsun eksik etmiyor yani. Ve bu da bize sürekli niyeti hatırlatan bir şey. Sıkıntılar, problemler adama neden bu sıkıntılara katlandığını gösterir. O yüzden her kim kafasını sürekli grubun içinde tutarsa yerden sürekli hatırlatacak bir şey bulur, verir. Kesin %100 garanti veriyorum. O yüzden kopmamak lazım. O yüzden sen de eğitim merkezine bakmaya başladın. Eğitim merkezinde görev almaya başladın. Tamam. Dolayısıyla bu da sana yardımcı olacak. Her eğitim merkezi dersi öncesi, neden bunu yapıyorum, neden şimdi pazartesi ve çarşamba akşamlarımdan fedakarlık ediyorum, ama daha gencim, önümde hayat var, ne güzel dışarıya çıkmak istiyorum ama pazartesi ve çarşamba çıkamıyorum. Çarşamba ile hafta ortası, küçük cumartesi. Ha? Niye? Yaradan daha önemli. O yüzden herkesin tutunacak bir şey yapması lazım. Ben de aynı şekilde, Hakan da aynı şekilde. Biz de eklemez isek sürekli adam eklemez ise kalitede ya da miktarda bir şekilde bunu unutur ve dediğin gibi olur, rutin olur. Ve rutin işlerden korkun arkadaşlar, onu size söyleyeyim.
Yoksa ağzıyla dua edip niyetsiz boş boş laf eden adamlar gibi olursunuz. Sokakta çok var onlarda. Evet. Balıkesir'den Laçın Bey'in sorusu. İyi akşamlar. Yaradan'ın verdiği arzuyu solda inşa edersek koşulları tekrar mı yaşıyoruz? Sağla inşa edersek Yaradan tarafından yeni kaplar ve hazlarla mı ödüllendiriliyoruz? Teşekkürler demiş. Şimdi arkadaşlar biz sağ ne sol ne bilmiyoruz. Sağ sol ne bilmiyoruz şu anda. Yok öyle bir şey bizler için. Sağ sol denilen şeyler maneviyatta ifşa olan şeyler. O yüzden burada yapmamız gereken şey şu. Yaradan'a doğru bir arzu inşa edeceğiz. Ne demek Yaradan'a doğru bir arzu inşa etmek? Yaradan kim biliyor muyuz? Yok. Kabalistler de diyor ki bilmiyorsun. Hissediyor musun? Yok. Duydun mu? Yok. Gördün mü? Görmedin. Yani bizim için aslında Yaradan yok. Yok. Yaradan var diyorlar kabalistler. Ama edinen için var. Görmeyen, edinmeyen için yok. Felsefe. Çünkü Yaradan elbette tamam tüm realiteyi birisinin yarattığı, bir gücün yarattığı daha doğrusu. Birisi değil bu bir kişi, karakter değil. Bir gücün yarattığı bir bariz, bir realite içerisinde yaşıyoruz. Doğru. Ama kim olduğunu, ne olduğunu, bizden ne istediğini vesaire bilmiyoruz. Hissetmediğimiz için de var diyemeyiz. O yüzden dinler, felsefeler vesaire var. Şimdi bizler de o yüzden sağ çizgine, sol çizgine onu bunu bilmiyoruz. Biz bir şey biliyoruz. Kendimi ya iyi hissediyorum ya da kötü hissediyorum. O kadar. Bu nedenden dolayı kişi kendisine şunu oturtmalı. Benim edinmek istediğim bir amaç var. İnsan sevgisi denilen bir şey varmış. O da hayali bir şey. Onun da ne olduğunu bilmiyoruz. İnsanları sevmek ne hiç bilmiyoruz. Bizim doğamız tümüyle kendimizi sevmek. Ama diyorlar ki kabalistler, bir takım eylemler yaparsanız aranızda, bir takım faaliyetler, beraber en azından bu oyunu oynarsanız, en azından insan sevgisine gelmeseniz de, en azından insan olarak ne mal olduğunuzu keşfedersiniz diyorlar. Ne mal olduğumuzu keşfetmek bizim işimiz. Dolayısıyla biz arzuyu inşa ederken sağına soluna bulaşmıyoruz. Biz sadece kabalistlerin bize söylediği amaca doğru, içimizde bunun doğru amaç olduğu hissiyatıyla ilerlemek istiyoruz. Çünkü o hissiyat da bize kim veriyor? Yaradan veriyor. Kalpteki nokta diyor ki ya bu burada bir şey doğru. Tamam. Çünkü sokaktaki adamı getirip de desek ki bak hadi hep beraber insan sevgisinden yaradan sevgisine geleceğiz diye adam kaçar. Hem güler bize hem de kaçar. Tamam. Ama bizde ne var? Kalpteki nokta. O yüzden kitapları okuduğumuzdan, çalıştığımızdan içimizden bir şey diyor ki burada bir şeyler var. Kişi bu yüzden kalpteki noktası olduğu için bu arzuya doğru ilerlemeyle hemfikir. O yüzden biz sadece kabalistlerin dediklerine göre diyoruz ki manevi yolda ilerlemek, insan denilen basamaklarda yükselmek, hayvan olarak kalmamak ve insana ihsan etmekten yerdene ihsan edecekmişiz, öyle bir şeye gelecekmişiz diyorlar. Bununla okeyiz. O yüzden önümüzde dostlar var. Ve onlara yönelik eylemler, faaliyetler yapmam lazım. Kendimizi pasivize etmek gibi dediği şeyler. Bunları yaptıkça kişi içinde kendisiyle ilgili şeyler ifşa edecek. İfşa ettikçe kendisinin ne kadar kötü olduğunu ifşa edecek. Kötü olduğunu gören bir adam ne yapmak ister? İyileşmek ister. Hasta olan bir adam gibi. Yani adam hasta ruhlu olduğunu görecek. Akabinde yerden diyecek ki beni hasta ruhlu yaratmışsın. Ne olur düzelt. Böyle bir süreç var. O yüzden sağa sola bulaşmayalım şimdi. Basit tutun maneviyat. Çok kolay bir şey. Kafayı karıştırmayın. Dostları sevmem gerekiyormuş. Diğer insanları seversem çünkü yaradanı sevebilirmişim. Bu basit mantık, pratik bir cümlelik mantıkla işe başlayacağız. O kadar. Tamam. Evet. Ankara'dan Erdem, Gökhan ve Mert soruyorlar. Kişinin kendiyle olan mücadelesi için gruptan güç alıyor ise
Bu kişinin kendi içsel mücadelesi için midir? Tabii ki. Adam, bakın arkadaşlar, biz kendi kötü doğamıza karşı savaş veriyoruz. Bizim kötü doğamızı kim yarattı? Yaradan yarattı. Maneviyatta kutsal savaş dedikleri şey bu. Kutsal savaş, kişinin Yaradan'ın içinde yarattığı o ego ile savaşması, yani Yaradan'la savaşması. Bu yüzden bu savaş kutsal. Yoksa savaşın kutsal bir yanı yok dışarıda adamların yaptığı savaşın. Kutsal bir savaş demek, cihada gitmek dedikleri şey maneviyatta bu. Kutsal bir savaş demek, Yaradan'a karşı savaşıyorum demek. Yani Yaradan'ın beni baştan yarattığı o kötü doğayı yenmek için çalışıyorum. Yaradan'a karşı çalışıyorum yani. Yaradan'a karşı savaşıyorum. O yüzden kutsal savaş. Bir adam da bu savaşı kazanmak zorunda. Tek başına da yapması mümkün değil. Tıpkı hayatında, dünyevi hayatında tek başına hiçbir şey yapamayacağı gibi. Doğduğu zaman da yoksa annesiz babasız doğardı. Gerek yok derdi Yaradan. Nasıl olsa her şeyi yapabilir bu. Doğduğu günden itibaren annesi babası terk etsin, nasıl büyüyecekse büyürsün, nasıl olsa tek başına halledebilir mantığıyla yapardı. Ama anne baba gerekli, toplum gerekli, insanoğlu gerekli, gerekli de gerekli. O yüzden dostlar da gerekli ki adam hayatını idame edebilsin. İstanbul'dan Arda ve Akın soruyor, anlaşmayı gruba karşı her birey kendi içinde söz vererek mi yapacak? Yoksa dostların ortak bir eylemiyle gerçekleştirilmesi mi gerekiyor? Yöntemi tam olarak nedir? Vallahi dostların arasında bir anlaşma yapması lazım. Belki o seviyeye yıl sonuna kadar geliriz. Öncelikle Ankara'da beraber, İstanbul'da beraber bir araya gelip izlediğiniz için mutluyum, onu size söyleyeyim. Yani adım gibi yaptınız bugün. Ne kadar çok beraber olursanız, bir araya gelirseniz o kadar hızlı ilerlersiniz. O yüzden harika. Ümit ediyorum ki ana grubu oluştururken ana grupta olmak isteyenler, ben bu işi yapacağım kardeşim diyenler, aramızda bir takonon yapacağız. Elbette aramızda yaptığımız şey hukuki bir şey değil. Dostların arasında ama hukuktan daha önemli. Yerdan'la aramızda anlaşma yapmak gibi. O yüzden ana gruba girerken hepimiz göbeğimizi keseceğiz. Herkes kendi göbeğini kendi kesecek. Anlaşma yapacağız aramızda. O şekilde ilerleyebilirsiniz ancak. Bizim burada da o şekilde. Duvarda da hatta takanon diye yazıyor. Grubun sözleşmesi. Tamam. Evet. İzmit'ten Ayşegül Hanım'ın sorusu, hocam rutin işler dediğiniz dağıtım içinde mi geçerli? Her şey için geçerli. Hiçbir işinizi yaparken, derse gelmek olsun, dostları aramak olsun, sabah toplantınız olsun, öğlen okumanız, akşam okumanız, sabah dersiydi, dostların toplantısıydı, dağıtımdı, şuydu buydu. Hiçbir zaman neden yaptığınızı unutmayacaksınız. Hep ben, dostlar, Yaradan bir çizgide gideceksiniz. Ben bugün dostlara yardım edeceğim ama sadece Yaradan'a memnunluk getirmek için. Amacım Yaradan'a ihsan etmek. Yani oradan Yaradan'a ihsan etmeye gelmek. Yaradan'ı hiçbir zaman unutmayacaksınız. Yoksa o komünist Ruslar gibi olursunuz. İyi, birbirimize iyi davranalım. Ondan sonra patlar böyle. Yaradan'ı kimse unutmayacak. Ve birbirinize de unutturmayacaksınız. Bu yüzden dost olacaksınız. Birbirinize unutturmamak için dost olacaksınız. Ben de size yap hatırlatacağım. Siz de birbirinize hatırlatacaksınız. Bizim işimiz dostlar vasıtasıyla sadece Yaradan'a doğru gitmek. Başka bir şey yok. Yani ihsan etme ve sevgi niteliğine ilerlemek. Yaradan dediğimiz bu. Yaradan bir karakter değil, anne baba gibi. Bir nitelik. Bu niteliği edinirsek Yaradan'ı hissederiz. Bu hissiyata da ruh denilir. Onun dışında adamın ruhu muhu yok. O yüzden ruhumuzu inşa edeceğiz.
rutin olmaması lazım hiçbir işin. Bu yüzden sürekli yeni şeyler yapmakta fayda var. Yaptığınız şeylere ek olarak bir şeyler yapmakta fayda var. Tamam, beni de görüyorsunuz, boş durmuyorum. Burada eğitim merkezimiz var, grup var ama tamam bu bana yeter demiyoruz. Sabah çevirileriyle, makale çevirisiyle başladık. Makale çevirisinin üzerine ders çevirisiyle ders verme, gruba bakma. Şimdi Afrika'daki gruba bakma, ondan önce Türkiye grubu olmadan önce Amerika, Türkiye grubu olduktan sonra da Amerika'ya, Avrupa'ya dersler veriyordum. Şimdi Allah'a şükür orada öğrenciler arttı. Ders verenler var. Arada sırada yine veriyorum burada onlara da ders. Soru cevap seanslarını özellikle. Ama soru cevap seansları olduğu zaman hani bizim çay partimiz olduğu gibi ben veriyorum o dersleri. Ama ne yapıyorum? Hep ekliyorum. Sizlerin de bir şekilde kalite ya da miktarda eklemeniz lazım. Yoksa rutin olur, rutin adamı öldürür derler bu işte. Tamam. Evet. İstanbul'dan Kenan Bey'in sorusu, grupta egonun kaçırdığı dosta yaklaşımımız nasıl olmalı? İki kere arıyorsunuz. Baktın yanaşmıyor, bırakıyorsunuz. Hiçbir zaman maneviyatta adama baskı yapılmaz. Hiçbir zaman. O yüzden baktınız egosu patladı, yok diyor, bu diyor, dinlemem diyor, etmem diyor. Peki diyeceksin. Devam et hayatını. Yapacak bir şey yok. Burada da öyle yapıyoruz. İki kere ararız. Dostlar yanına gider, beraber bir kahve içerler, çay içerler, konuşurlar. Yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı? Şu bu. İşe yararsa yarar, yaramazsa yaramaz. O yüzden devam edeceksiniz. Bağustam'ın güzel bir örneği var. Diyor ki, iki adam nehirde yüzüyorlar. Karşı tarafa geçmek için. Birisinin gücü tükeniyor. Ve batmaya başlıyor. Ötekisi bunu bir kere itiyor. Baktı ki bir kere itti. Kendi çabasıyla devam ediyor bu olan. Bir daha durdu. Yine itti. Kendi çabasıyla devam etmeye devam ettiği sürece itiyor. Ama bir kere itti, baktı, devam edemiyor. Bir daha itti, yine tık yok. Kendi gitmek zorunda. Yoksa ikisi de orada boğulur. Aynen o mantıkta. Evet. Çölde de güzel bir prensip var. Bak, çölde iki adam var. Ellerinde az bir su var. Suyu kim içecek? Güçlü olan mı, güçsüz olan mı su içecek? Siz söyleyin bana bu örneğe göre. Tamam, siz yazın cevabınız ne? Çölde iki adam var. Az bir suları var. Su içmek zorundalar. Kimi tercih etmeleri lazım aralarında? Güçlü olanı mı, güçsüz olanı mı? Evet. İstanbul'dan Arda Bey Akın'ın sorusu, arhut edinmemiz gereken ilk koşul mudur? Evet, maneviyatın ilk prensibi. O yüzden arhut matantora için gerekli diyor. Matantora yaradanın ifşası, toranın verilmesi demek, yaradanın ifşası demek. Gökten zemdinle öyle gökteki bir matbaadan kitap inmiyor yani. Tamam, dinlerde, dini güzel hikayelerde, peri masallarında anlattıkları gibi. Gökten kitap mitap inmiyor, yukarıda öyle matbaa falan yok. Matantora demek, yukarıdan inmek demek, kişinin yaradanın düşüncesini edinmesi demek. Ha? Gökten bir şeylerin inmesi dedikleri o. Evet. O yüzden matantorayı edinmek için, yani yaradanın ilk ifşası için aramızda arvut lazım. Arvutu da yaradan yapacak. Ama biz onu zorlayacağız çalışmayla. Evet. Balıkesir'den Ayşegül Hanım cevaplamış, güçlü olan elbette. İstanbul'dan Çağla Hanım güçlü demiş. Evet, güçlü olan içecek. Zayıf değil. Yolda kim hayatını kurtarabilecek güçlü kimse suyu o içecek. Burada yüzme örneğinde verdiğim gibi. Tamam.
Bizim dünyamız tersine işliyor gördüğünüz gibi. Onun yüzden ellerinde patlar el albüm. Çünkü merhamet anlayışı tümüyle yanlış bizim dünyamızda. Evet. Var mı soru? Sorularımız var. Vahdet Bey'in sorusu Aksaray'dan. Sorumlulukla rutin iş arasındaki fark nedir? Rutin demek alışkanlık demek. Düşünmeden yapıyorum demek. Tamam. Duaya giden adamlar gibi sokakta. Ağızdan bir sürü laf çıkar. Ne dediğini bile bilmiyor. Kendi dilinde bile dua etmiyor. Ne dediğini de bilmiyor. Ama adı dua. Anladın mı? O tür adamlar olmayacaksınız. Sürekli ne diyor? Rabaş, içinizde ciddiyeti muhafaza edeceksiniz diyor. İçinizde yardan böyle yanıp tutuşacak. Nerede bu yardan? Aramızda nasıl keşfedeceğiz bunu? Ne yapmam lazım? Nasıl isteyeceğim bunu? Hep böyle içim içime sığmıyor olacak. Bunu sadece dostlarla yapabilirsiniz. Çünkü tümüyle edinmek istediğim şey tümüyle duamıza ters bir şey. Tamam, o yüzden adam çok düşüş yaşar. Ve yaşaması lazım. Yaradana yoksa dönmez. Tamam. O yüzden alışkanlık yerine birbirinize yardımcı olup amacı hatırlatmayı daha önemli kılmanız lazım. Var mı başka soru? Sorularımız var. Çok mu? 3 tane daha var. Çabuk sorunları biraz konu işleyelim. İstanbul'dan Cihan ve Nil'in sorusu. Dostlar bir sabah dersinde benim tüm dostlarıma manevi arzu verme vaadime Arvut denir diye pankart açtılar. Bu Arvut açılımını biraz açabilir miyiz? Arkadaşlar, Arvut içselliğinizde öyle pankart açarak olmaz. Tamam. Pankart açarak olacak olsaydı bu olmazdı. Biz de yapardık onu. Arvut şu demek. Ben sürekli dostlar için dua ediyorum demek. Dostların maneviyatı edinmesi için onlara yardım ediyorum demek. Sabah dersine dostlar için geliyorum demek. Dersleri dostlar için çeviriyorum demek. Eğitim merkezinde dostlar için geliyorum. Onlara yardımcı olmak için geliyorum. Dostların toplantısına dostlara ilham vermek için geliyorum. Arvut demek eylemlerimle dostların maneviyatı edinmesi için her şeyi yapıyorum demek. Arvut bu. Balıkesir'den Ayşegül Hanım'ın sorusu. Maneviyata ulaşmak için dünyanın neresinde olduğum önemli değil. Ama dostlarıma ihtiyacım var. Peki dostlarımı, grubumu ileride nasıl seçeceğim? Onlarla nasıl bir etkileşim içerisinde olacağım? Ben birinci ve ikinci dönemi bitirdik. Ondan sonra yeni gelen arkadaşlarla bir toplantı yaptık. Bir baktık ki cici arkadaşlar var. Ve aramızı aldık. Eğer sizler de çalışmak isterseniz ileride ne yapacağız? Tanıştırma toplantısı yaptığımız dönemlerin birinde katılacaksınız, geleceksiniz. Ve siz bizi göreceksiniz, biz sizi göreceğiz. Bu şekilde. Eğer gören iki tarafta birbirinden memnunsa bizlerle çalışabilirsiniz, sorun yok. Evet. Kocaeli'nden Sinan Bey'in sorusu. Dostlar kendi aralarında buluştuğunda bahsedilmeyecek konular nelerdir? Bu konularda örneğin arkadaşım böyle bir konuya girdi ama farkında değilse ben konuyu amacın önemi ve yaradanın önceliğine mi getirmeliyim? Hadi gel bir şeyler okuyalım de. Arkadaşlar eğer dünyevi şeylerden bahsediyorlarsa, ne bileyim kabası maça gittiyse, çünkü şimdi bakın bizler arkadaşlar dünyevi hayatın bataklığı içindeyiz. O yüzden ister istemez kafamız oraya gidiyor ve oradan bahsetmeye başlıyoruz. Eğer böyle bir durum olduysa diyeceksin hadi gel beraber bir şeyler okuyalım. O yüzden yanınızda ya Dost Sevgisi kitabı olsun, ya Kalpteki Nokta, ya Erdemliliğin İncileri, ya Rabaş'ın Sosyal. Yani yanınızda okuyacak bir şey olsun. Ya cep telefonunuzda olsun, ya bir kitap olsun ki hadi gel bir şeyler okuyalım. Kafamızı, kalbimizi tekrar neden bir araya geldiğimize verelim demeniz lazım birbirinize. Malatya'dan Vedat Bey'in sorusu. Merhaba hocam. Sadece kitapları okuyarak ve dersleri takip ederek kişi maneviyatını ne kadar ilerletebilir? Çünkü etrafında beraber çalışacak kimse yoksa ne yapmalı? Teşekkür ederim demiş.
bizimle devam edeceksin eğitim merkezinde. Biraz önce Ayşegül Hanım'a söylediğim gibi ileride bir toplantımız yaptığımız zaman katılmak istersen katılırsın. Sen bize bakarsın, biz sana bakarız. Eğer herkes memnun kalırsa gördüklerinden bizimle devam edersin. Sorun değil. Sanal dahi olsa tutunacaksın. Yaradan'ın seni Malatya'da yaratması, orada oturuyor olman, hayatın orada oluyor olması maneviyata edinmene engel değil. Adamın maneviyata edinmesine bir tek engel var. Egosu. Onu da ancak birbirimize yardımcı olarak aşarız. O yüzden haftada iki kere maneviyat için dersimiz var. Her gün sabah dersi var. Pazarları dostların toplantısı var. Tamam. Dostların toplantısına internetten katılabilirsin. Her türlü sabah dersine katılabilirsin. Her şey açık. Buradasın. Elinin altında internet sitesi var. Kitaplar var. Her şey var. Her şey var. Şimdi biraz şu makaleyi çalışalım. Tamam. Rabaş'ın makalesinde. Ben size sorayım biraz. Tamam. Birinci paragrafta ne diyor? İnsanın kendini iptal etmeden yaradanla dvekut elde etmesi, yani form eşliğine gelmesi mümkün değildir diyor. Ne demek kişinin pasivize etmesi? Lütfen hepiniz katkıda bulunun biraz. Kişinin kendisini pasivize etmesi ve kendisini pasivize etmek için ne tür bir motivasyonu olabilir ki? Neden kendisini pasivize etmek gibi motivasyonu olsun? Önce buna cevap verelim. Niye kendimizi pasivize edelim? Dün gördük ki bazı arkadaşlar kendilerini pasivize etmiyor. Yok ya ben pasivize olamam deyip gidiyor. Hiç sorun değil. Gidebilirler. Ama bizleri, kalan arkadaşları kendilerini pasivize etmeye motive eden şey nedir? Soruyu yazın defterinize. Bunun üzerine biraz kafa patlatalım. Hadi hep beraber daha 30 dakikamız var. Yazın bakalım birer cümle olarak yalnız uzatmadan. Tamam mı? Çünkü sohbet halinde gidiyoruz oradan. Bir cümlede neden kendimizi motive, yani kendimizi pasivize etmek için neden bir motivasyonumuz olsun ki? Soru bu. Birer cümle şeklinde yazın kısa kısa bir değerlendirelim. Tamam. İkinci soru da bunu nasıl yapabiliriz? Bir cümlede bunun için. Sizler yazarken ben biraz daha makaleyi okuyayım sesli olarak. İnsanın yaratılma amacının gerçekleşmesini engelleyen kötü eğilim dediğimiz alma arzusunu iptal etmek için beraberce çalışıp büyük bir güç oluşturacak bir topluluğa ihtiyaç duyuyoruz. İnsanın yaratılma amacının gerçekleşmesini engelleyen kötü eğilim dediğimiz alma arzusu niyetten bahsediyor arkadaşlar. Şimdi biz alma arzusundan bahsettiğimiz zaman bazı insanlar diyor ki kendimi kısıtlamalı mıyım, alma arzumu iptal mi edeceğim, yani bir şey istemeyeyim mi vesaire. Yok. Bizim yapmamız gereken şey maneviyatta ilerlerken alma arzumuzu değil, kendimiz için alma niyetimizi iptal etmemiz lazım. Yapmamız gereken şey bu. Dolayısıyla hepimizin bir araya gelerek yapması gereken şey, elde etmesi gereken güç nedir? Kendimiz için alma niyetini pasivize etmek. Tamam, birbirimizden bunun için güç almamız gerekiyormuş. Evet. O yüzden alma arzusuyla, yani alma arzumuzu iptal etmek dediği zaman niyetten bahsediyor. Kendim için niyetinden bahsediyor. Alma arzusu derken bundan bahsettiğini bilmemiz lazım. Çünkü biz bir alma arzusu olarak yaratıldık. Bu asla iptal olmayacak bir şey. Yaratılan varlık alma arzusu. Yaratandan alması lazım. Tamam. Ondan sonra cuma. Bu nedenle grup bu amacı başarmaları gerektiğine oy birliğiyle hemfikir olan bireylerden oluşmalıdır. Yani biz genç grubu tamamladıktan sonra
ana grup denilen bir koşul oluşturduğumuz zaman o ana grupta herkes bir oy fikirliğinde olmalı. Lafla mafla değil öyle yani. Adam ciddi ciddi demeli ki ben bu işin içine giriyorum, giriyorum. Tamam. Ciddi bir çalışma çünkü. Ve biraz önce okuduk Matantor'da ne diyor? Aranızdan birisinin gönlü bunda yoksa hepiniz battınız. Çünkü geminin batması için bir kişinin delik açması yetiyor. Herkesin delik açmasına gerek yok. Sonra herkes herkese entegre olduğundan, yani bu adamlar bu hep biri, her biri oy fikir, hem her biri hem fikir. Bu adamlar diyor, kendine karşı mücadele edebilecek tek büyük bir güç haline gelir. Dolayısıyla benim kendimle savaşabilmem için, yani yaradanın içimde yarattığı o egoya karşı savaşabilmem için dostlarla birlikte büyük bir güç edinmem lazım diyor. Bu nedenle her biri amacı başarmak için büyük bir arzu oluşturur. Eğer her birimiz bu çalışmayı yaparsak içimizde büyük bir arzu oluşur. Neden? Çünkü kişi bir şeye yatırım yaptıkça o şeyi edinmek için arzusu artar. Tamam, iş kurmak gibi. Bir işe ne kadar yatırım yaptıysam o kadar çok onun başarılı olmasını isterim. O yüzden dağıtımla falan ilgileniyoruz. Niye grupta sorumluluklar alıyoruz? Tamam, niye Asena haftanın iki gecesi burada? Niye Kurt burada haftanın iki gecesi? Niye ben, Hakan, içerideki arkadaş? Yapacak başka işimiz yok mu? Var. Bol bol buluruz yapacak şey. Ama hep beraber olduğumuz için, tüm Türkiye'deki arkadaşlarla, sizlerle beraber, hepimiz beraber oturuyoruz şimdi. Hepimiz beraber oturup birbirimize karşı sorumluluk hissettiğimiz için dünyevi arzularımızı bir kenara bırakacak güç oluşturuyoruz. Ne diyoruz? Diyoruz ki arkadaşlara gitmem lazım. Niye? Sonunda yaradana ihsan etmemiz lazım. Bu amacın önemi. O yüzden ne kadar çok yatırım yaparsak o kadar adam yolda kalır. Bırakamaz. Doğanın kanunu. O yüzden sabreden derviş muradına ermiş misali bir iş bu. Tamam. Var mı şimdi cevap yazan arkadaşlar? Bayağı bir cevabımız var. Teker teker okuyacağım. Hadi Balıkesir'den bakalım. Ayşegül Hanım. Yaradan'a ulaşmak için pasifize ederim. Dostlarımı yüce tutarak kendimden üstün görüp egomu pasifize ederim. Yaradan beni motive eder. İzmit'ten Ayşegül Hanım. Dostumu yaradan olarak görürsem doğal olarak pasifize olabilirim. İstanbul'dan Çağla Hanım. Yaradan ile form eşitliğine gelebilmek için. İstanbul'dan Yasemin Hanım. Pasifize etmek doğamıza karşı bir davranıştır. İstanbul'dan Cihan ve Nil, kişinin kendini pasifize etmesi dostunu yüceltmesidir. Kocaeli'nden Sinan Bey, kişinin kendisini pasifize etmesi için gerekli motivasyonu alması için ne yazık ki dert gerekiyor. Bunun dışında hocasını dinler ve kendi iç direncine karşı gider. Düzce'den Halit Bey, ben kötüyüm, kendimde kalmak istemem. Adana'dan Hakan Bey, kişinin başını yola sokması ve akıntının kendini taşıma yönüne doğru kulaç atmasıdır. Bu da dostlar arasında kişiliğini değil amacını yükseltmesi adına diye yazmış. Hı hı. Aksaray'dan Pınar Hanım, yalnızca bana ait fikirlerin içinde maneviyatı edinemeyeceğim için ve dostlarımın oluşturduğu ortak amaca yönelmek için pasifize olmam gerekir. Hı hı. İzmir'den Aysun Hanım, egomuzu pasifize etmek, yaradana ihsan etmek amacımızla. İstanbul'dan Ayla Hanım, biz egoistsek ihsan eden olabilmek için kendimi pasifize etmem gerekir. Grup olmadan bu çalışmayı yapamam ve gruba pasifize olmam gerekir demiş. Hı hı. Ankara'dan Hasan Bey, yaradana ulaşmak için pasifize oluruz. Egomuzu gruba karşı eğerek veya alma arzumuzu yaradana ulaşmak için kullanarak. Eskişehir'den Ayça Hanım, egonun kontrolünde olmamak için pasifize ediyorum kendimi. Bunu grupta yapıyorum. St. Petersburg'dan Osman Bey, ben pasifize olmayı istedikçe arkadaşlarımın daha rahat kendini ifade edebildiğini gördüm. Ona gülümseyerek bakınca, ona sevecenlik verince
Böylelikle Yaradan rızası için dostumun karşısında pasifize olmak gerektiğini düşünüyorum demiş. Antakya'dan Nihat Bey, dostunda gördüğüm bozukluğu kişinin kendisinden kaynaklandığını bilmeli diye eklemiş. İstanbul'dan Kenan Bey, çünkü dosta pasifize bağ kurmamızı sağlar demiş. Aksaray'dan Vahdet Bey, çünkü bu kendimden çıkmak için temel koşuldur demiş. Okay. Şimdi görüyoruz ki herkesin düşünceleri var. Üç aşağı beş yukarı. Görüyoruz ki hepimiz aldığımız derslerden, gördüğümüz şeylerden üç aşağı beş yukarı aynı şeyin etrafında dönüyoruz. Okay. Güzel. Zamanla değişecek. Bugün söylediğiniz şeyler yarın değişecek. Ve yarın bugün söylediklerinizin yanlış olduğunu göreceksiniz. Yarın da, yarın olduğu zaman yeni şeyler edineceksiniz. Daha derin ve daha sonra yarından sonraki günde onların yanlış olduğunu göreceğiz. O yüzden şimdi söylediğiniz her şey doğru. Hislerinizden anlattığınız sürece doğru. Size bir ipucu vereyim. Manevi yolda ilerlerken yaşadığınız hisse göre ilerleyin. Kafanızdaki edindiğiniz bilgiye göre değil. Tamam? Soru sorarken de hissettiğiniz o hisse endeksli sorun. Yani yaşadığım bir izlenimi nasıl diyeyim anlamaya yönelik olsun. Okuyup da kitapta henüz yaşamadan kafama göre anladığım bir şeyin gerçek olduğuna göre değil. Kitabı okuyorum. O hissiyata gelebilmek için eylemler yapıyorum. Tamam mı? Kitaptan bir şeyler okuyoruz. Tamam? Doğru. Entelektüel olarak doğru, entelektüel olarak. Ama yaptığım eylem anladığım kadarıyla eylemi yapıp hissiyata gelme amaçlı olmalı ki akabinde yaptığımla edindiğim his arasında mutabakatı ölçebileyim. İlerleyişimi buna göre ölçerim grupta. Sadece grupta. Tamam, grup derken de bayanlar bayanlarla, erkekler erkeklerle. Manevi çalışma biliyorsunuz ayrı ayrı yapılıyor. Tamam, fazla detayına girmedim bu derste çünkü geçmişte işledik bunu. Ama biliyorsunuz ki bayanlar bayanlarla çalışır maneviyatı, erkekler erkeklerle çalışır. Tamam, karışık çalışmıyoruz manevi konuları. Sosyal faaliyetlerde elbette beraberiz, biliyorsunuz zaten. Tamam, böyle ben sorunca siz yazınca hoşunuza gidiyor mu? Onu da söyleyin bana. Nasıl daha iyi öğreniyorsanız o şekilde yapalım. Bana sorarsanız bu şekilde gitmemiz lazım. Ki tüm dostların söylediklerini de duyalım. Ve ben de sizlerden cevap aldıkça sizleri hissetme fırsatı buluyorum. Tamam. Ama siz de fikrinizi söyleyin. Dersi nasıl? Böyle ben soru sorup siz cevap yazdığınız zaman da hoşunuza gidiyor mu? İyi mi? Daha etkili oluyor mu? Söyleyin ki ne diyorlar çocukları? Dualarına göre büyütün, biz de o şekilde yapalım. Bir sorum daha var. Hadi bakın, buraya yazmışız. Grubun benim alma arzumu, pasifize etme gücü bana nasıl geliyor? Çünkü kendi kendimi pasifize edemem diyor Rabaş. Öyle değil mi? Ne diyor burada? Kötü eğilim dediğimiz alma arzusunu iptal etmek için beraberce çalışıp büyük bir güç oluşturmamız lazım diyor. Çünkü tek başıma yapabilseydim demezdi beraberce büyük bir güç olmanız lazım diye. Derdi ki tek başına bunu halledebilirsin, merak etme. Ama öyle demiyor. Peki ben topluluktan kendi egoizmimi pasifize edeceği gücü nasıl alıyorum? Nasıl bana güç veriyorlar? Tamam, soru bu. O güç ne yani? Kendimi pasifize ettiren, bana kendimi pasifize ettiren o güç ne?
Okay. Bundan sonra bir sorumuz daha var. Hadi bakalım. Siz cevaplayana kadar ben biraz daha okuyayım. Birbirine entegre olmak için herkes diğerlerinin önünde kendini iptal etmelidir. Bu her birinin dostlarının hatalarını değil, onların erdemliliğini görmesiyle başarılabilir. Fakat dostlarından biraz daha yüksek olduğunu düşünen kişi artık onlarla birleşemez. Tekrar okuyorum orayı. Bu her birinin dostlarının hatalarını değil, onların erdemliliğini görmesiyle başarılabilir. Yani ben sadece dostlarımın iyi yanlarını göreceğim. Kötü yanları sanki yokmuş gibi. Gözlerimi kapayacağım. Tamam? Kötü yanları yokmuş gibi hep iyi yanlarını görmeye çalışacağım. Bu başlı başına büyük bir iç çalışma. Size onu söyleyeyim. Çünkü biz doğamız gereği sadece başkalarında olumsuz şeyleri görürüz. Olumlu şeyler görsek de bir iki saniyelik görürüz, sonra hemen unuturuz. Ama kişi her zaman kendisini diğerlerinden daha özel hissetme dürtüsünde yaşadığı için başkalarının hep olumsuzluklarını görür. Kendisinin de olumlu yanlarını. Bu yüzden kişinin sürekli dostları yüce görmesi, onların hep olumlu yanlarını görmesi kişinin yapması gereken içinde büyük bir çalışma. Tamam. Evet, ne diyor arkadaşlar? Arkadaşlar diyor ki, evet siz sorunca çok iyi. İyi, ben daha az konuşurum, benim için de iyi. Hadi bakalım. İkinci soruya cevap var mı? Yok. Yok, okey. Genel olarak hem fikirler mi bu konuda? Evet, soru şimdi geldi. Arkadaşlar yapıştırdı. İstanbul'dan Kenan Bey, dost sevgisi demiş. İstanbul'dan Çağla Hanım, karşılıklı çalışmada Arvut ile birlik içinde olduğumuzda birbirimizi etkiliyoruz. Yani aradaki bağ. Amasya'dan Öner Bey, gruptan aldığım izlenimler iç çalışma malzemem oluyor. Ankara'dan Erdem, Gökhan ve Mert, cevap sabah dersi ve pozitif izlenim. İstanbul'dan Cihan ve Nil, gruba yatırım. Antakya'dan Nihat Bey, bana kendimi pasifize ettiren gruba her yönüyle dahil olmak. Safranbolu'ndan Kamil Bey, utanç ve pozitif kıskançlık olabilir. Aksaray'dan Pınar Hanım, soru cevap şeklinde olması çok faydalı, daha fazla odaklanabiliyor demiş. Balıkesir'den Ayşegül Hanım, itici bir güç çünkü yoksa bırakın grubu egomun peşinden gidersem derse katılıp sisleri bile dinlemem ki. Düzce'den Halit Bey, maneviyat demiş. Ankara'dan Erdem Gökhan Mert ekleme yapmış. Kişinin dostunu kendinden yüce görmesiyle olur demiş. Vahdet burada mı Vahdet? Yazdı mı Vahdet bir şeyler? Vahdet. Şimdi çok yazan olduğu için aynı anda. Tamam. Vahdet buradaysan bir ses ver bakayım. Seni görmedim. O yüzden bir merak ettim. Evet, başka? Sen okumaya devam et. Vahdet Bey. Vahdet Pınar Aksaray. Tamam, burada. Okuduk. Aksaray'dan Vahdet Bey. Çünkü tamam. Bir önceki sorusuna cevap ver. Çünkü ben bu kendimden çıkmak için temel koşulur diye. Tamam. Kocaeli'nden Sinan Bey. Ben toplumun onayını almak için yaşıyorum. Toplum eğer benden bunu talep ediyorsa zaten ben bunu içsel olarak soyut emir komuta zinciri halinde yapmışım demektir. Demiş. Hı hı. Vahdet Bey'in bu soruya cevabı yok. Şimdiye kadar gelmedi. Okay. Tamam, aramızda olması yeter. Şimdi arkadaşlar, sorulara cevabınız olmasa bile sorun değil. Tamam. Burada önemli olan şey, bak, size bir sır vereyim neden öğretmenlik yapıyorum diye. Öncelikle grup istedi, ayrı mesele. Tamam mı? Ama maneviyatta bir sır var. Tamam mı? Size de paylaşayım. Kabalistlerin söylediği bir şey. Bu şekilde çalışmamızın neden herkes için iyi olduğu. Tamam mı? Bir, hocamdan çok şey öğrendim. İki, dostlarımdan daha fazlasını öğrendim. Üç, öğrencilerimden çok daha fazlasını öğrendim. Tamam mı? Her kim öğretirse o yüzden çok daha fazla öğreniyor. O yüzden sizler konuştukça işin açıkçası ben çok şey öğreniyorum. Tamam.
sizler de dostlar konuştuğu zaman bu tavsiyemi bir yere yazın. Maneviyatta çok faydası olur. Dostlar konuştuğu zaman çok iyi kulak verin. Yani dostunuzun söylediği şey sanki yaradan konuşuyormuş gibi içinize alın. Çünkü çok hiç farklı değil. Herkesin arasında yaradan, arkasında aslında işleten güç kim? Yaradan. O yüzden maneviyatta çok şey ilerlemek ve doğru şekilde ilerlemek istiyorsanız duyduklarınızı iyi yazın, iyi not alın ve üzerinde durun. O zaman çok hızlı ilerlersiniz. Şimdi hadi benim bir sorum daha var. Son 15 dakikamızda. Herkes bir şeyler yazsın. Bir cümle olarak hepiniz bir şeyler yazalım. Ben de sizden bol bol öğreneyim. Grup olarak alma arzumuzu pasivize etmek için hepimiz nasıl beraber çalışabiliriz? Sorum bu. Grup olarak alma arzumuzu pasivize etmek için hepimiz nasıl beraber çalışacağız? Bir iki cümlede yazın. Bir önceki sorunun cevapları var hala. Hı hı. Eskişehir'den Aysun Hanım, dostlardan aldığım olumlu izlenimler bana örnek olmaları pasifize olmam konusunda hiç çalışma yapmama neden oluyor demiş. St. Petersburg'dan Osman Bey, grubun karşısında bana kendimi pasifize ettiren güç bence bunun sonucunda fayda sağlamayı ummam demiş. İzmit'ten Ayşegül Hanım, çünkü grubumdaki dostlar da kendilerini pasifize ediyorlar. Dolayısıyla böyle bir çevrede bu da beni etkiler, zira kişi çevrenin ürünüdür demiş. Adana'dan Hakan Bey, grubun niteliğinin kişideki nitelikte ortaya çıkması doğanın bir kanunudur ki katılan kişide tezahür etmesini sağlar. Diyarbakır'dan Yasin Bey, bana yeni bakış açılarını göstermek olabilir mi demiş. İzmir'den Sedat Bey, grup bana pasifize olarak benim de onlar gibi davranmama yardım eder demiş. İstanbul'dan Yasemin Hanım, çünkü dostlara yaradana davrandığım gibi davranmalıyım demiş. O kadar. Evet, şimdi tamam. Diğer sorunun cevapları geldi. Okey. Okuyayım mı bunları da? Tabii. Diyarbakır'dan Yasin Bey, birbirimizdeki eksi ve artıları görerek. İstanbul'dan Çağla Hanım, daha çok ihsan ederek, dostu yüce görerek. İstanbul'dan Arda Akın, sürekli amacın önemini ve dostların yüceliğini birbirimize hatırlatarak. Güzel. Okey. Hadi biraz daha ilerleyelim. Makaleyi bayağı bir çiğniyoruz. Tamam. Hep beraber bir soru cevaplarla. Fakat dostlarından biraz daha yüksek olduğunu düşünen kişi artık onlarla birleşemez. Dolayısıyla onlarla birleşebilmem için ne yapmamız lazım? Hepimizin beraber çalışması lazım. Tamam. Şimdi de bu soruya cevap yazacaklar değil mi? Evet. Yani hep beraber nasıl, öyle bir çalışma nasıl yapacağız ki hepimizin arzuları böyle pasivize olsun. Tamam. Evet. Bu arada 5S formülünü unutmayın. Tamam? 5S ve 5D formülünü unutmayın. Birbirimizi pasivize etmek karşıdan aldığımız ve gördüğümüz sevgiye çok bağlı. Eğer dostumun beni düşündüğünü dostum bana gösterirse, o zaman ben kendimi düşünmeyi bırakmaya başlarım. Çünkü dostumun beni düşündüğünü görmem, benim kendimi düşünmemi bana bıraktıran bir güç haline gelir. Bunlar doğanın ufak kanunları, formülleri. Tamam. Ailede çocukların kendilerini düşünmemeleri gibi. Niye? Çünkü kafasında biliyor ki annesi yemeği hazırlayacak. O yüzden yemeği düşünmüyor. Oynamakla meşgul. Tamam. İçgüdüsü olarak biliyor ki anne baba her şeyi ayarlıyor. O yüzden o işiyle meşgul. Bizler de maneviyatta aynı şekildeyiz grupta. Ne kadar çok birbirimizi düşündüğümüzü başkalarına ifşa edersek,
Yani dostumu ne kadar sevdiğimi, onun maneviyatta ilerlemesi için neler yaptığımı ifşa etmem lazım. O yüzden dağıtım projeleri yaptığınız zaman ne yapıyorum? Şu arkadaşlara teşekkür ederiz diyorum. Niye? Özellikle adlarını söyleyerek. Ki tüm arkadaşlar bilsin ki bu arkadaşlar gruba yatırım yapıyor. Bu diğerlerini de yatırım yapmaya motive eder. Zaten yapmıyorsa kişi zamanla utançtan gider. Aramızda pasif olur gider yani. Takılmaz fazla. Çünkü adam zamanla sürekli birisine sevgiyle yaklaşırsanız ve karşılık vermezse utancından kahrolur. Fazla takılmaz. O yüzden bu tür prensipleri, bu tür ince ayarları tamam içinizde bir yere koyun, unutmayın. Ayrıca toplantı sırasında niyeti kaybetmemek için ciddi kalmak önemlidir. Çünkü bu amaç için bir araya gelmişlerdir. Yüce bir şey olan alçak gönüllülükle yürüyen kişi ciddiyete alışmalıdır. Fakat gerçekte onların kalplerinde bir ateş yanar. Yani tüm ciddiyeti içimde saklıyorum, tüm mütevaziliğim içimde ama dostlara yönelik sevgiyi, onları sevdiğimi, onlara yardım ettiğimi, bunların hepsini ifşa etmem lazım hep. Bunların hepsini göstere göstere yapmam lazım. Birisi dağıtım yapıyorsa arkadaşlar bunu yapıyorum, şunu yapıyorum dememiz lazım. Göstermemiz lazım birbirimize ihsan ettiğimizi. Ki herkes diğerlerinden olumlu örnek alsın. Bu yüzden sosyal grup her sabah ne yapıyor? Sabah dersinde olan arkadaşların fotoğrafını koyuyor. Akşam okumasında olan arkadaşların ne yapıyoruz? Ekranda herkes beraber olduğunu görüyorlar. Bu herkese ne yapıyor? Aa diyor ki arkadaşlar bir araya gelmiş sabah dersinde. Ya da arkadaşlar bir araya gelmişler akşam okumasında ben de geleyim. Tamam. O yüzden hepimiz birbirimize güç vermeyi göstere göstere yapmamız lazım. Gizli gizli değil. Evet. Ne diyorlarmış arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar beraber çalışacağız. Evet. Diyarbakır'dan Yasin Bey birbirimizdeki eksi ve artıları görerek, İstanbul'dan Çağla Hanım daha çok ihsan ederek, dostu yüce görerek, İstanbul'dan Arda Akın sürekli amacın önemini ve dostların yüceliğini birbirimize hatırlatarak, Amasya'dan Öner Bey karşılıklı sorumluluk ve garanti koşulunda çalışabiliriz. İstanbul'dan Kenan Bey grupla olduğum her an alma arzumuzu pasifize ettiğimiz andır. Safranbolu'dan Kamil Bey birbirimizi sürekli düşünerek, Ankara'dan Erdem, Gökhan, Mert dostumu kendim kadar severek, Aksaray'dan Vahdet Bey, bir araya her geldiğimizde bunu bir fırsat ve büyük bir şans olarak görmeliyiz. Her şeyi vereceğimiz öneme bağlı. İzmit'ten Ayşegül Hanım dağıtım ile, İzmir'den Aysun Hanım sürekli yaradan ihsan etmek amacımızı aklımıza getirerek, Mersin'den İsmail Bey, birbirimizin erdemlerini görüp yücelterek, İstanbul'dan Yasemin Hanım hepimiz birbirimize söz verip hemfikir olarak, İstanbul'dan Cihan ve Nil, gruba yatırım. Balıkesir'den Laçin Bey yaradan alma arzusu veriyor, aşacak güç de veriyor çünkü. Düzce'den Halit Bey, her biri dostuna yardım etti de olduğu gibi dostlarımızı öyle düşünmeliyiz. İstanbul'dan Çağla Hanım aslında yine de her şey karşılıklı eylemde dayanıyor. Adana'dan Hakan Bey, doğanın kanunları birbirimize eşleşmenin egoyu bölmeye ve ilerleme gücünü yükseltmeye yaradığını göstermiştir. Yapmamız gereken de bu olmalı. St. Petersburg'dan Osman Bey, grup olarak alma arzumu pasifize etmek için bence bu durumdan çıkacak faydaların büyüklüğünü edinebilmeyi düşünerek olabilir. Aksaray'dan Pınar Hanım, alma arzumuzu pasifize etmek ancak amaca yönelmekle olur. Yaradanı edinmeyi istediğimizi unutmadan beraber çalışmalıyız. İstanbul'dan Çağla Hanım, karşındakine güven duygusu. Adana'dan Hakan Bey, bu çalışma öyle bir yapılmalıdır ki bu herkes iyi ki kendimden yola çıkan ve kendimi büyüten egosal lezzeti dorukta tadarak ilerletmeli kısaca çemberin metodik eylemiyle. Kocaeli'nden Sinan Bey, gruptaki başarılı insanları takip ederim. Malatya'dan Vedat Bey, bilmek ile hissetmek yani yaşamak farklı olduğuna göre bu çok zor uygulamak, kolay olmayacak ego, ben ve ben kavramını aşmak çok zor bir süreç demiş. Evet.
Okey, herkes derslerden anladığı kadar, yaptığı çalışmadan gördüğü kadar yazmış. Güzel. Ben de dersin böyle geçmesinden yanayım. Ekstra bir fikri olan varsa söylesin tabii, ama genç grup derslerini biraz daha böyle karşılıklı sohbet halinde yapacağız. Birinci ve ikinci dönem derslerinde artık temelleri verdik. Her şeyin oturmuş olması lazım. Elbette oturmayan şeyler olunca yine soracaksınız her zamanki gibi, şüphesiz. Her türlü soruyu sormanız lazım. O kesin. Tamam. Ama demek istediğim şey şu. Artık ders formatlarını da biraz böyle yapmamız lazım ki kendimizi çalıştaya, derse odaklanmaya biraz getirelim. Tamam. Belki eğitim merkezinde derslere başlamadan önce de tüm Facebook genç grubunda olan arkadaşlar belki bir 5-10 dakika Zoom'da bayanlar ayrı, erkekler ayrı olarak bir derse hazırlık okuması yapabilirler. Bunu da düşünmeniz lazım. Tamam. Derse hep beraber hazırlanmak. Bir 10 dakika, 15 dakika erkekler ayrı, bayanlar ayrı bir araya gelip Zoom'da bir şeyler okumak, dersten ne beklentiniz olduğunun bir çalıştayını yapmak. Hepiniz çalıştay yapmayı öğrendiniz. Tamam, genç grup doğan tüm arkadaşlar çalıştay yapmayı öğrendi. Dün benim bir toplantım vardı, hatta komite toplantımız vardı. O yüzden ben de Güher'de yoktuk salı akşamı. Ama genelde takip ediyorum, biliyorsunuz. Çalıştay yapmayı bilmeniz çok önemli ki birbirinize doğru izlenimi nasıl vereceğinizi bilin. O yüzden bu tür hazırlıkları yapmak, bugün çarşamba, önümüzdeki pazartesi bunu nasıl yapacağınızı organize etmek faydalı olur hepiniz için. Tamam. Bir soru daha sorayım. Tamam. Diyor ki burada, bu nedenle grup bu amacı başarmaları gerektiğine oy birliğiyle hemfikir olan bireylerden oluşmalıdır. Neyde hemfikir olacağız biz? Sorun bu. Hep beraber bireysel olarak nede hemfikir olacağız? Suyun var mı Hakan? Suyum yok da vereyim. Gerek yok yani şey. Evet. Sorusu olan var mı bu arada? Sorularımız var. Bayağı bir sorularımız var. Hı hı. Cevaplar gelmeye başladı. 1,5 dakikamız kaldı. Hı hı. Hangisini şey yapayım? Sen bir iki şey oku bakalım oradan. Bir iki de soru yaparız. İstanbul'dan Kenan Bey, amacın önemi. Mersin'den İsmail Bey, Arvut. Amasya'dan Öner Bey de Yaradan'ın ifşası. Ankara'dan Erdem, Gökhan, Mert, amacın önemi. Düzce'den Halit Bey, gruba pasifize olmakta. Balıkesir'den Ayşegül Hanım, hakikati öğrenmek Yaradan. Arkadaşlar, hem fikir olacağımız bir tek şey var. Ben size söyleyeyim burada. Tamam? Hep beraber Arvut koşuluna gelmek ki oradan Yaradan'a ihsan edelim. Yani insana ihsan etmekten Yaradan'a ihsan etmeye geleceğiz. Hem fikir olacağımız şey bu. Amacımız, son amaca göre hareket edeceğiz hep. Kafamızda edineceğimiz son amaç ne? Ona göre gideceğiz hep. Bir sonraki basamağa göre değil. En son amacım ne? Yaradan'a ihsan etmek. Yaptığım her şey ona endeksli olacak. Başka türlü bu hayatta olduğu gibi başarılı olamazsınız. Bu hayatta da böyle. Amacım neyse tüm eylemler ona odaklanmalı. Şimdi birkaç soru sor bakalım, kimin sorusu varsa. Ankara'dan Erdem, Gökhan, Mert'in sorusu. Başkasında gördüğüm eksiklik benim kendi eksikliğimse neden herkesin gelmesi gerekiyor? Nasıl, neden herkesin gelmesi gerekiyor?
Nasıl herkesin gelmesi gerekiyor? Anlamadım. Sorunuzu tekrar netleştirin. Bir sonraki derse evet. Var mı başka soru? Bir iki tane daha. İzmir'den Sedat Bey, ya 100 kişi birden veya hiçbirimiz dediniz. Hı-hı. Biz kendimizi değiştirmeye çalıştığımıza göre, hı-hı, önemli olan benim içsel halim değil midir? Dostu kendim gibi seversem o beni sevmese de ilerleyemez miyim? İlerlersin. Adam her gün ilerliyor. Sokaktaki adam da ilerliyor. Sokaktaki adam da ilerlemeden hayatını geçirip ölmüyor. Herkes ilerliyor. İlerlemekle edinmek arasında fark var. Evet. İzmit'ten Ayşegül Hanım sorusu. Hocam, Rabaş toplantı sırasında dostları üzecek bir şey söylememek gerektiğini söylüyor. Hı. Ama kalbimdeki endişeyi de dostuma söylemem gerektiği kuralı var. Bunlar arasında ne gibi fark var? Şimdi hep beraber toplandığımız zaman bunu, üzüntülü bir şeyi dostların hepsiyle böyle maneviyatı yücelttiğimiz, amacı yücelttiğimiz, mesela dostların toplantısında konuşmuyoruz bu şeyleri. Eğer derdin varsa grupta dostlara karşı ilgili olan komitelerimiz var mesela, tamam mı? Bu tür komiteden ya da benimle, rehberle paylaşmakta fayda var. Tüm grupla böyle paylaşılmaz birden, tamam mı? Ama özel bir şeyse, yani ne bileyim, aşamadığın bir şey var diyelim, tamam mı? Kalbinde bir sıkıntı var. O zaman bununla ilgilenen bizim grup arkadaşlarımız oluyor. Dostlarla ilgilenen. Onlarla paylaşabilirsin. Ama diyelim ki genel bir şey var. Tamam, mesela atıyorum, Allah korusun, bir ameliyat olacak birisi, yakının ya da sen vesaire, önemli değil, Allah korusun, ama oluyor yani, tamam mı? O zaman ne diyorsun? Ya da şöyle diyelim, hadi bir iş görüşmesine gideceksin. Diyelim işin yok. Ama biz biliyoruz ki kabala çalışan insanların işi olması lazım. Ekmek parası kazanmaları lazım. Tamam mı? Ama şu anda işin yok, iş arıyorsun ve bir mülakat çıktı. Diyorsun ki arkadaşlar, bir mülakatım var. Biliyorsunuz işim de yok bu aralar. Lütfen saat 2'de bugün beni düşünür müsünüz ki bu mukayetim iyi geçsin. Bu tür şeyleri arkadaşlardan talep edebiliriz. Tamam. Ya da bir dağıtım projesi yapacaksın mesela, başarılı olmasını istiyorsun. Arkadaşlar, şu projeyle ilgileniyorum, lütfen düşüncelerinizde tutun beni ki başarılı olalım, işe yarasın bu yaptığımız şey gibi. Tamam. Bu şekilde açabilirsin, sıkıntı yok. Fazla özel olarak açmana gerek yok konuyu, böyle genel, tamam, bir şekilde yaparsın, dostlar seni düşünürler. İşin içinden çıkamayacağınız bazı şeyler oluyor arkadaşlarımızın. Yakın bulanlar benimle de paylaşıyorlar. Bu bir zorakilik değil. Tamam. Ama sıkıntınız olan bir şey varsa, özellikle genç arkadaşlardan bazen oluyor. Hocam, şunu nasıl yapalım, bunu nasıl yapalım? Biz de Rab'a soruyoruz burada. Tamam. Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Sıkıntı yok. Okey. O yüzden kendinizi kısıtlı hissetmeyin, ama dostlarla genel olarak toplandığımız zaman oraya olumsuz bir hava getirmiyoruz. Tamam. Mesela hep beraber kongreye gitmişiz. Oraya olumsuz bir hava sokmuyoruz, ama bir şey paylaşmak isterseniz, bir şey rahatsız ettiyse sizi, ki paylaşın da onu, o zaman gelirsiniz, benle konuşursunuz, çözeriz. Tamam, çözülmeyecek hiçbir şey yok dünyada. Sıkıntı yapmayın. Arkadaşlar, yerdandan bir mani olmazsa pazartesi günü görüşeceğiz. Bu şekilde dersleri işlemeye de devam edeceğiz. Önümüzdeki ay, büyük ihtimalle Temmuz ayı, Haziran değil, Temmuz ayında yeni dönem başlayacak eğitim merkezinde. Tamam. Eğer ilgilenen, sizin çalıştığınızı bilen ve çalışmak isteyen arkadaşlarınız vesaire olursa davet edebilirsiniz. Ben biliyorum ki mesela bazı arkadaşların tanıdıkları var öyle, onlar da çalışmak istiyor vesaire. Ve ne zaman başlayacaksa onlar katılmak istiyor. Sizlerin de öyle tanıdıklarınız varsa, dışarıdaki insanlara gidip dağıtım yapmıyorsunuz. Bildiğiniz, size sorup katılmak isteyenler varsa Temmuz ayı büyük ihtimalle başlayacağız. Haftada bir ya da iki yapacağız. Daha belli değil. Büyük ihtimalle tam ya genç grup dersini haftada bir yapacağız, ya eğitim merkezi dersini haftada bir yapacağız. Çünkü Afrika'ya da ders vermeye başlayacağız. O da salı akşamları olacak. O yüzden bakmamız lazım. Tamam, düşüneceğiz. Herhangi bir sıkıntınız olursa da beni nerede bulacağınızı biliyorsunuz.
Okey. Pazartesi akşamı görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. İyi akşamlar.